Diyorlar ki işte İsrail'e niye insancıl davranmamız gerekiyor? İşte Hristiyanlara niye insancıl davranmamız gerekiyor? Ehli kitaba niye insancıl davranmamız gerekiyor? Bu Kur'an'ın bize emridir. Resulullah'ın sünnetidir. Ve Mehdiyet'in bir vasfıdır bu. Şu an biz Mehdiyet'in gölgesi içerisine girdik. Mehdiyet'te şefkat var. Hristiyanları Mehdiyet kollayacaktır. Hazreti Mehdi'nin onlar yedi emanında olacaklardır. Ve Museviler de Mehdi'nin yedi emanında olacaklardır. İnşallah. Onların binlerce seneden beri beklediği Mesih Hazreti Mehdi'dir zaten. İnşallah. Ve dolayısıyla ona sığınacaklardır. Ve Mehdi onları koruyup kollayacaktır. Tevrat'ın aslıyla onları hükmedecektir Mehdi. Hristiyanları da İncil'in aslıyla hükmedecektir. İnşallah. Müslümanlara da Kur'an ahlakıyla. Dolayısıyla yani Mehdiyet devrinde Mehdi öncülerinden bir sertlik beklemek, acımasızlık beklemek yahut terör, anarşi beklemek mümkün değildir. Zaten terörü ve anarşiyi, şiddeti ortadan kaldırmaya giriyor Mehdi. Kan dökmeyecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, hatta insanların burnundan kan akmayacak diyor. Tek bir damla bile kan akmayacak diyor Mehdi devrinde. Evet, biz Mehdi talebesiyiz. Mehdi öncüsüyüz ve Mehdi'nin gölgesiyiz biz. Dolayısıyla bizden öyle bir şey kimse bekleyemez. Kur'an'a tabi olan insanlardan, hadise tabi olan, Resulullah'ın sünnetine tabi olan insanlardan olay çıkartmalarını beklemek çok yersiz olur. Evet, inşallah. Biz nerede bir olay varsa onu yatıştıracağız. Nerede bir kavga varsa onu yatıştıracağız. Kan döktürtmeyeceğiz, olay da çıkarttırmayacağız. Sevgiyi, barışı, şefkati, merhameti savunacağız. Evet hocam. İnşallah.